Turizm Fakültesi olarak işte her bahar döneminde organize ettiğimiz kariyer günleri çerçevesinde çok sektörümüzden çok farklı konukları davet ediyoruz. Onları öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bir İtalyan şefimizi, şef İtalyan olunca gibi programımızı öyle diyelim, öyle giriş yapalım. İtalyan işi diyelim. Claudio Cinali bugün burada ağırlıyoruz. Çok keyifli, çok mutluyuz onu görmekten. Kendisi bizi kırmadı, çok yoğun. Ama o yoğunluğu içerisinde ben ona üniversitemiz adına, fakültemiz adına çok teşekkür ediyorum. Bugün bizlerle birlikte olacak, tam gün bizlerle olacak. Bir workshop yapıyoruz öğrencilerimize, onu öğrencilerimize buluşturacağız. Ve aynı zamanda sonrasında bir söyleşi yapacağız öğrencilerle. Ve onu birleştirerek kendi deneyimlerini öğrencilerimize aktarmasının yolunu açacağız. Bugün yerli malzemeler ile İtalya yemekleri göstereceğim. Artık bence biz yani bizim Akdeniz'de kültür çok geniş. Türkiye, İtalya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Kuzey Afrika'da her zaman biraz bağlantısı var. Ve İtalya yemekler insanlar çok meşhur ve çok seviyor bir yemekleri. Ama bu yemekleri neden o kadar meşhur olmuş bence? Çünkü her tarafta biraz kendi malzemeleriyle, yöresel malzemeleriyle ve taze malzemeleriyle hoş bir yemek yapabilir yani. Ondan dolayı bugün de böyle çocuklar göstermek istiyorum. Çünkü her zaman da yöresel malzemeleriyle güzel yemek yapabilirsiniz. Bence daha hoş bir şey. Buradan da şunu söylemek istiyorum. Kariyer günlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak çok yoğun bir program hazırladık öğrencilerimize. Bu 17 Mayıs'a kadar devam edecek bir program. Çok farklı konuklarımız olacak. Çok farklı etkinliklerimiz olacak. Bizi takip etsinler. Ama bugün sevgili Claudio Cinali ile birlikteyiz. Ve onu böylesine değerli bir şefi öğrenci buluşturmak ayrı bir keyif. Ben Emre Koyun, 4. sınıf öğrencisiyim. Şu an burada dışarıdan gelen şeflerin bize baya bir katkısı oldu yani. Daha farklı bir vizyon kazandırdı bize. Mesela biz Garavulli'yi sadece şey olarak bilirdik. Zeytinyağı, limonla batırıp öyle yerdik. Şu an mesela şarap, salça ve karışımından dolayı bir yahni olarak geldi yani. Ondan sonra risotto gördük. Risottoyu sade olarak parmesan tereyağından bağlaştırarak bilirdik ama şu anda enginarlı ve farklı bir nane aromalı kataraktan yemek tatları bulduk. Ben gastronomi sınıf 4. sınıf öğrencisiyim. Adım Mert Akkaş. Bugün 3 farklı yemek çeşidiyle karşınıza çıkacağız ama aralarından en ilginç ve tuhaf hoşumuza giden yanı ise garavollili yani salyangozlu makarna oldu. Risotto oldu, özür dilerim. Çok başarılı, çok güzeldi. Hele ki bir İtalyanın elinden bunu yemek gayet hoş ve güzel. Risottomuzu ilk tavayamızı aldıktan sonra şarapla beraber yavaş yavaş çektirdik yani. Arborio pirinci değil de biz bugün burada Cornero pirinci kullandık. Pirincin özelliği ise asla yıkanmamasıdır. Yıkandığı zaman tüm özelliğini ve nişastasını kaybeder. Yavaş yavaş şarap, sıcak şarap ekleyerek alkolünü aldırdıktan sonra beyaz şarap ekleyerek çektirdik. Ve çok güzel bir aroma tadı ulaştık. Önceden hazırladığımız garavulli yani salyangozların sosunu da ayrıca yaptık ve bunları birleştirme imkanı bulduk. Çok güzel bir tat ortaya çıktı.